Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da inşallah önemli bir konuyu, gündemdeki bir konuyu üstadımla konuşmak istiyoruz. Doktor Abdülkadir Turan Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyi konuşacağız? Tabii ki Diyarbakır'da eylemlerine devam eden anneler var, evlatlarını arayan anneler ki artık sadece anneler de demeyeceğiz çünkü babalar ve diğer yakınlar da var, artı uluslararası bir boyut da kazanmaya başladı çünkü başka ülkelerden gelenler de var. Annelerin bu arayışı öncesi ve bundan sonra ne olur ki şu an artık 40'ın üzerinde, 45'lerle ki şu dakikada sayı kaç oldu çok emin değilim ama gitgide artıyor. Bu arayışın işte arka planı ve 4 gün önce Kulp ilçesindeki o vahşi saldırı ve işte hayatını kaybeden 7 genç, 7 işçi, 7 masum insan, o saldırı ve o saldırının arkasındaki işte o hain yapının, o çirkef yapının işte geçmişi, bugünü ve diğer bağlantılar, bütün bunları konuşacağız. Yani şu an gündemde olan konu bu. Şimdi hocam, annelerin arayışı, evlatlarının arayışı, ilk başlarda manipüle edilmek istendi. Yok işte bunlar bir şekilde kurgulanıp buraya getirilmişler, yoksa samimi değiller filan gibi. Sonra orada gözyaşı döken babalar, ki sadece anneler değil, babalar veya diğer aileler olayın öyle kurgu olmadığını gösterdi. Bir ortada bir dram var. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bu annelerin eylemi nasıl bir netice getirir? Başarılı olur mu? Daha sonra o katliama gelelim. Evet, şimdi öncelikle programınızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum hocam. Sizinle olmak güzeldir. İnşallah bereketli olur. Şimdi bir kere annelerin evlatları için döktükleri gözyaşları her zaman ve her mekanda kutsaldır, mukaddestir. Anne evladı doğurmuş, onu büyütmüş ve ondan evlat rızası dışında uzaklaştırılmıştır. Sadece annenin rızası dışında değil, evladın da rızası dışında, yani iki tarafın da rızası olmadan, böyle bir mukavele söz konusu olmadan evlat uzaklaştırılmıştır. Bunun anne üzerinde bir tesir uyandırmaması beklenemez. Annenin bundan dolayı bir arayışa girmemesi beklenemez. Şimdi Diyarbakır'da yaşanan da dolayısıyla budur. Anneler çocuklarını arıyorlar. Çocuklarına kavuşmak istiyorlar. Belki o dağlara götürülen çocuklar da annelerine kavuşmak istiyor. Fakat buna engel olunuyor. Buluşmalarına engel olunuyor. Çocukların evlerine dönüşlerine engel olunuyor. Aslında henüz 80'li yıllardan bu yana, henüz 84'lerden bu yana ben PKK'nın ilk eylemini hatırlıyorum. Dar geçitte bir ortaokul öğrencisiydim. Çok dehşet vericiydi. PKK pek bilinen bir örgüt falan değildi. Fakat 1-2 yıl sonra etraftan dağlara çıkmaya başlayan çocuklar oldu. İlk çıkanlar genelde aileleri tarafından dışlanan, okulda başarılı olmayan, günlük işlerde pek de maharetli sayılmayacak, dolayısıyla hafif böyle bir asosyal çocuklardı, gayet iyi hatırlıyorum.
O giden çocukların mühim bir kısmının sonradan cenazeleri dağlarda, şurada burada bulundu. Fakat daha sonra bir tür askerlik, zorunlu askerlik usulü getirildi. Tabi bunları söylemek son derece zor, inandırıcı gelmeyebilir ama bir tür zorunlu askerlik süreci getirildi. Köylerden uzun sürede eğitilmek üzere yaşları böyle 13'ün biraz üzerinde olan, işte 14, hatta kız çocukları için biraz daha 13 yaşındaki çocuklar köylerden bir şekilde toplandı. Köylerde önce kültürel dersler adı altında dersler yapıldı ve bu çocuklar toplandı, götürüldü. Kimi zaman hani sürü sahibiyle bozuşan bir çoban götürüldü. Kimi zaman o gün babasından bir şekilde bir azar işitmiş bir çocuk onlara yöneldi ve onlar da götürdüler. Yani burada bir kere doğrudan bir kaçırılma yöntemi hep yaşandı, oldu. Bir zorunlu askerlik gibi gelip evlerden çocuklar alındı. İkincisi aileyle bozuşan çocuklar bir şekilde alındı, götürüldü. Bir de kültürel dersler adı altında 13-14 yaşındaki çocuklar kandırıldı, aldatıldı, daha götürüldü. Bunların mühim bir kısmı pişman oldu, geri dönmek istedi. Fakat buna müsaade edilmedi. Aileler de çocukları peşinde koştular. Kimi zaman yarı yoldan onları geri çevirebildiler. Fakat burada iki taraflı bir baskı söz konusu. Bir yandan çocuk dağda tutuldu, öte yandan annenin çocuğun peşinde koşması engellendi. Annenin babanın çocuğu gidip araması, sorması, onunla iletişim kurması engellendi. Ve bu şüphesiz ortaya böyle bir acıklı, trajik bir durum çıkardı. Göz yaşartıcı bir durum çıkardı. Mustafa Karasu bir açıklaması var. Diyor ki, evladını, çocuğunu sevenler özgürlük mücadelesinden yana olurlar. Önderlik Kürt halkını eleştiriyordu. Özgürlük mücadelesi vermiyorsan niye doğuruyor? Doğrusu yani yoruma bile değmez bir söz. Çok boş bir söz. Yani neyin mukaddesatı? Acaba o adı geçen adam, yani örgütün üst düzey yetkilisi neye inanıyor? İnancı olmayanın mukaddesatı olur mu? Özgürlük mücadelesi imiş. Ne uğruna? Şunu herkes biliyor ki önde gelen, orada tutuldum esasen, orayı ifade etmek istiyordum, yani üzüntümden de tutuldum. Gayet iyi biliyorum, o bölgeyi gayet iyi tanırım. Önde gelen ailelerin çocukları daha gittiklerinde, götürüldüklerinde, zorla götürüldüklerinde veya bizim zoraki ikna diyebileceğimiz, zorla götürülme, alıkonularak götürülme, bir gasp yöntemiyle götürülme, bir de zoraki ikna, yani aldatma yöntemiyle götürülme biçiminde olsun, hangi yöntemle olursa olsun, o eşrafın çocukları, önde gelenlerin çocukları, parası olanların çocukları, hatırı sayılır olanların çocukları geri döndü. Babalar zaman zaman Kandil'e gittiler ama geri getirdiler. Bilmem Hakuk kampı gibi kamplara gittiler ama çocuklarını geri getirdiler. Kim? Etkili olanlar, parası bol olanlar çocuklarını alıp getirdiler. İlk yıllarda birkaç bilinen ailenin çocuğu dağa çıkmışsa, o dağa çıkan çocuklar da dağda öldürülmüşse, o çocuklar kullanıldı. PKK'nın siyasi kanadı içinde söz sahibi olmak için, o öldürülenler üzerinden dünyalık elde etmek için kullanıldı. Evet, doğrudur, gidenler oldu. Hemen hemen her önde gelen aileden bir iki giden oldu ve tabii olarak bu bir savaş. Bunlar geri dönmediler. Çok azı hayatta kaldı. Ama sonraki süreçte bu bilinen ailelerden, eşraf ailelerden neredeyse kimsenin çocuğu daha çıkmadı değil, daha çıkarılmadı değil, daha yolundan çevrildi hocam. Daha yolundan bir şekilde getirildi. Buna bu adı geçen Karasu'ydu herhalde. Neyle açıklayacak? Acaba Karasu
kaç eşrafa aracı oldu, kaç büyük zengine aracı oldu. Para karşılığında onlar çocuklarını getirdiler. Buna karşı Diyarbakır'daki ailelere bakın hocam. Toplumun en mazlum kesimleri, en çaresiz kesimleri, hiçbir işleri için bir aracı bulmayan ailelerdir. Bunlar mağdur ailelerdir. Kimsesi olmayan ailelerdir ki özellikle bu kesimden ailelerin çocukları zoraki yıkma yöntemiyle veya gaspla götürüldü. Bunların bir kısmı, bunları tenzih ediyorum, o ailelerin farkındasınız. Resim gayet iyi görünüyor. Büyük çoğunluğu dindar ailelerdir ki bunların da başlı başına bir hikayesi var. Bu dindar aile çocuklarının da daha çıkmasının başlı başına bir hikayesi var. Bunlar büyük ölçüde dindar aileler ama sorunlu ailelerin de çok sayıda çocuğu gitti. Bazen anne baba arasındaki problemler yüzünden çocuk evden uzaklaşmak istediğinde daha gitti. Bazen bir hırsızlık vakasına karışmış, bu uyuşturucu vakasına karışmış bir çocuk, uyuşturucuya karışmış bir çocuk bir şekilde daha gitti diyorum ama ağız alışkanlığıyla, bu arada bu onların bize öğrettiği bir şey, bu daha gitti ifadesi. Daha gitmedi bu çocuklar. Büyük çoğunluğu. Daha götürüldü. Gasp edilip alıkonularak dağlarda alıkonuldu, savaştırıldı. Fakat o ileri gelen o eşraf aileler bir şekilde işlerini bildiler. Bu çocukları getirdiler. Eminim ki beni dinleyenler, o bölgeden beni dinleyenler ne demek istediğimi gayet iyi biliyorlar. Bunu devlet de biliyor, bunu örgüt de biliyor, bunu vatandaş da biliyor. Yani kimlerin çocukları gitti de yarı götürüldü de yarı yoldan geri geldi. Sonra kimlerin çocukları gitti de bir daha asla ondan bir haber alınmadı. Tamamen kaybedildi. Bunu herkes, o bölgenin insanı biliyor maalesef. Şimdi HDP'nin önünde, yani oturma eylemi, evet, Diyarbakır'da. Neden orası hocam? Hocam neden orası? Doğrusu en doğru adrestir. Çünkü o çocuklar o tür yerlerden götürüldü. Bunun inkar edilecek hiçbir tarafı yok. HDP kendisiyle PKK arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman inkar etmedi. Biz sırtımızı Kandil'e dayadık dedi. Kandil'le piyasada var olduğunu, örgütle piyasada var olduğunu, örgüt adına siyaset yaptığını hep ifade etti. Bu HDP'nin en dürüst yönüdür. Herkes bilir. Sosyalist bir partinin ne olursa olsun o bölgede %25'leri dahi bulması mümkün değildir. Evet, bu salt bir sosyalist parti değildir. Bu sosyalist parti esasen geleneksel o feodal ağalığın yerine yeni ağalık türleri inşa etmiş. O feodal ağalığı parti içine alıp yeni bir ağalık türüne dönüştürmüş. Bu biliniyor. Dolayısıyla feodal şeylerden, aşiret bağlarından istifade ettiği falan bu HDP'nin malumdur. HDP'nin milletvekillerinin şöyle bir genel durumuna bakarsanız, arada şüphesiz ki bir PK militanlık noktasında yakın olanlar vardır. Ama bir kısmı da militanlık noktasında yakın değil. Aşiretlerin ileri gelenlerinin çocuklarıdır. İleri gelenlerinin, hatta ileri gelenlerin kendileridir o milletvekilleri. Bu gerçek, onların bir oy tabanı var, bu kabul edilebilir. Burada isim vermeye de hiç gerek yok. Ama ne olursa olsun HDP'nin o bölgede bir sosyalist parti olarak, hatta sosyalist demek de doğru değil, bir komünist parti olarak, yani bir sosyal demokrat parti değil HDP. Avrupa'daki sosyal demokratlar hizasında değil, Yeşiller Partisi'nin bu bölgemize ait, İslam dünyasına özgü bir türüdür HDP. Böyle bir partinin %25'leri bile alamazdı. Peki nasıl aldı? Bunu herkes biliyor, gayet iyi biliyor. Elbette PKK'nın zoruyla aldı, tehditle aldı, şantajla aldı. Bırakın kenar mahalleleri. 7 Haziran seçimine kadar acaba şehir merkezindeki herhangi bir yurttaş
HDP'ye oy vermediğinde kendini güvende hissetti mi? Köyler bir yana, kasabalar bir yana. Bu yönde çok büyük bir bariyer var. Öyle bir, birincisi burada bir masumiyet oluşturulmuş, ikincisi bir koruma oluşturulmuş. Yani bu insanlar yaptıklarından hiçbir şekilde sorumlu görülmüyor. Bu uluslararası sistemin kendi taraftarları için oluşturduğu böyle bir bağlamdır diyeyim, böyle bir durumdur diyeyim. Bir şekilde hiçbir yaptıklarından sorumlu tutulmuyor. Ne döktükleri kandan, ne sebep oldukları kandan hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyor bunlar. Küresel sistem tarafından diyor. Küresel sistem tarafından bununla birlikte bu sorumlu tutulmamayla birlikte bunların bu diğer her türlü halleri aynı zamanda olumsuz halleri bir tür yok sayılıyor. Ve onlara yönelik sizin ifadeniz de aslında bir şekilde engelleniyor. Yani diyorsunuz ki bu seçimlerde bunlar milletten zorla oy topluyorlar. Tehditle, şantajla. Çok aklı başında insanlar. Karşınıza geçip yapmayın hocam ya. Böyle bir şey olur mu bu çağda diyebiliyor. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Yani neredeyse kendiniz de inanacaksınız. Yani öyle bir algı yönetimi ki evet. Siyasetçisi. Ya hocam bunları dillendirmeyin. Çok inandırıcı olmaz diyorlar. Şimdi HDP'ye bu HDP yapan nedir? PKK'nin tehdididir. Şantajıdır. PKK'nin tehdidi, şantajı olmasaydı HDP'nin bugünlerin yarısını görmesi mümkün değildi. Sadece orada değil, dünyanın her yerinde tehdidin, şantajın bir karşılığı vardır. Kaldı ki o bölgede. PKK tehdit ve şantajları için ayrıca bir zemin oluşturulmuştur. Bir şekilde buna saha açılmıştır. Uluslararası sistem tarafından, onun yerel uzantıları tarafından bu saha açılmış. PKK bu sahayı görmüş ve bu sahayı HDP için kullanmıştır. Mesele bu kadar basit. Dolayısıyla nereye gider insanlar? HDP'nin kapısına gider. Bir şey daha söyleyeyim hocam orada. Neden HDP meselesine? Sözünüzü unutmayın lütfen. Bunun dışında HDP zaman zaman öyle iddia ediliyor ki bu iddialar çok yersiz iddialar değil. Bizatihi bu çocukların daha götürülmesine doğrudan aracı olmuştur deniyor. Mesela değişik belediyelerin düzenledikleri gençlik kampları aracılığıyla. Gençlerin bir kısmı bu tür merkezlere deniyor ki girdi ve bir daha çıkmadı. Oradan daha götürüldü. Dolayısıyla buralar kabul edelim ki bir tür büro olarak kullanılıyor. Bir tür ofis olarak kullanılıyor. Dolayısıyla nereye gitsin vatandaş? Dağlara mı çıkıp seslensin? Sesinin yankısını mı duymak istesin? Elbette ses getireceği bir yere sesleniyor. O ses getirecek yerde şüphesiz ki HDP binalarıdır. Vatandaş doğru yerdedir. İster birileri onlara yol göstermiş olsun, buraya gidin demiş olsunlar, ister kendileri buraya gitmiş olsunlar, doğru yerdedir. Bundan daha iyi bir adres herhalde olamaz. Evet. Bir annenin evladını gidip Kandil'e yakın bir yerden nasıl aldığına dair çok ilginç bir öykü dinlemiştim bizzat birinci ağızdan da. Yani HDP'ye güvenmeyip bizzat bir anne doğrudan Kandil'e gidip oğlunu arıyor ve getiriyor. Şimdi hocam bu tür hikayeler ben de dinledim. Yani doğrudan kaç kişi oraya ulaştı bilmiyorum ama genelde para vererek veya yine HDP üzerinden bir örgüt mensubuna ulaşarak gidiyorlar. Başka bir şekilde şimdi biri o kamplara ulaşmış olamaz. Umut Hacire Akar'dı sanırım ismi değil mi? Hacire Anne diye evet. Yansıdı medyaya. Hacire Akar. Çok net biçimde gidip işte o kapıya dayanarak hatta kapıyı kırarak oğlum burada oğlumu vereceksiniz dedi, direndi ve aldı oğlunu. Evet.
Şimdi eğer buradan gitmediyse, burası işte alet olmadıysa, diğerleri diyor ki o nasıl aldı? Ona verdiysen bize de verin. Yani bu çok rasyonel bir yaklaşım. Zannetmiyorum kimse oranın aracı olduğundan bir şüphe duyuyor. Yani böyle bence çok hani bana ifade ettirmeseniz ben de memnun olurum. Yani bu bilinen çok. Hani bilinen bir şeyi dillendirmek bana çok abes geliyor yani. Herkes biliyor. Belki hani Türkiye'nin batısı için ya buradan götürülüyorlar demek bir haber değerine sahiptir. Ama Diyarbakır için, Mardin için, Batman, Bingöl için HDP'nin aracılığı, HDP'nin bu işteki payını ifade etmek bir haber değeri de yok. Evet. Yorum değeri hiç yok yani. Hiç. Ben sözümü boşuna sarf etmiş olurum yani. Şunun için sordum. Yani sonuç alan bir anne var sonuçta. Yani oradan onu alan bir örnek var. Yani dolayısıyla doğru adresteydi. Sıkıştırdı ve aldı. Aldı. Diğerleri de şunu söylemekte haklılar. O anne aldıysa biz de alırız. Yoksa adreste şüphe yok. Evet. Şimdi devletin daha önceki partileri kapatarak, işte kapatma yoluyla geliştirdiği tutum şu anda da sanki bir dillendiriliyor böyle aralarda. Parti kapatma. Şimdi az önce küresel sistemin etkisini söylediniz. Bölge üzerindeki yaptıkların. Peki devletin bu sonucun ortaya çıkmasındaki payı söylersek, yani geniş bir başlık da ne diyeceğiz? Elbette hocam, burada yanlış politikalar var. Yani çok uzun bir mesele. PKK'nın burada bir varlık bulması, burada toplum zeminine açılması, üç solcu bir örgütün büyük ölçüde dindar bir toplum içerisinde zemin bulması çok uzun bir hikayedir. Çok köklü bir hikayedir. Devletin burada hani politikaları farklı şekillerde elbette bunda etkili olmuştur. Bunu herhalde inkar edebilecek hiç kimse yok. Bu örgütün bu noktaya gelmesinde efendim hiçbir payımız yok. Neticede buralar Diyarbakır, Ankara'dan yönetilen bir yerdir. Dağıyla şehrin içiyle Ankara'dan yönetilen bir yerdir. Devlet elbette bunda bir payı olmuş. Fakat hani parti kapatma meselesi bir çözüm değildir hocam. Bu hiçbir zamanda bir çözüm olmadı. Yani bir parti kapatıldı. Onun yerine başka bir parti geldi. Şimdi gerek Kürtler, gerek Arap Bedevi kabileleri, gerek Türkmen toplulukları büyük ölçüde ben hem Kürtler üzerine çalışma imkanı buldum, hem Türkmenler üzerine çalışma imkanı buldum. Kısmen Bedeviler sahama girdikçe onlar üzerine bir yöneldim. Hem sosyolojik açıdan hem tarihsel açıdan. Bu tür toplumlar genelde baskı karşısında bir aksiamel hali yaşarlar. Yani üzerine baskıyla siz vardıkça bilenirler. Bize tarihte Türkmen isyanları çok meşhurdur. Kürt isyanları sonradan çıkmıştır. Osmanlı dönemi, Osmanlı öncesi daha çok Türkmen isyanı problemi vardır. Parmaklarını kesen olmuştur. Kollarını kesip salan olmuştur. Fakat mümkün değil. Baskıyla, zorla bir Türkmen beyini hizaya getirmek mümkün olmamış. Benzer bir şey. Şeyde de vardır, Araplarda da vardır, benzer bir şey Kürtlerde de vardır. Neticede bu Kurtuluş Savaşı sırasında bile yani Çerkez etemin üzerine fazla vardığınız zaman adam Yunan'a sığınabilmiştir. Daha farklı bir tavırla karşılık veriyor. Dolayısıyla burada siyasi partiler geçmişte kapatıldığında aksi neticeler vermiştir ve temelde PKK'nın büyütülmesinde bu bahsettiğim yöntemden istifade edilmiştir. Birileri bundan istifade etmişlerdir. Demişlerdir ki ne kadar baskı o kadar büyüme. Yani bir anlamda şu anda bizi kapatın mı demek istiyorlar? Yani biz Ahmet bizi kapatın tekrar
Bir meşru bir bunu zemine. PKK de biliyor. PKK'yı büyütmek isteyenler de biliyorlar ki HDP kapatıldığı zaman evet bazı yardımlardan yoksun kalacak. Hazinede devasa paralı, hazineden devasa paralar alıyor. Bu şey olacak, bu el konulacak buna. Zararı olacak ama PKK'nın tabanı kaybettiği taban toparlanma sürecine girecektir. Bu sorunun çözüm yöntemi bu değildir. Bu noktaya hele hele geldikten sonra çözüm yöntemi bu değil. Ben böyle bir aklın istediği noktasında da değilim. Yani bilmiyorum, böyle bir şey hiç duymadım. İyi takip ettiğimi de söyleyemem ama böyle bir şey düşündüm. Resmi ağızlardan bir açıklama yok ama böyle sanki bir talep var böyle arada. Yani şimdi Türkiye'de hocam yeni bir iktidar dizaynı problemi var. Bunu hükümet de görüyor, Cumhurbaşkanı da görüyor, hükümetin çevresi de görüyor. Yani nedir bu şey? Türkiye'de esasen 15 Temmuz'da bir ulusal sağ iktidar kurulmaya çalışıldı. Yani başta işte FETÖ'nün bulunduğu, diğer muhalefetin yedeğe alındığı, dolayısıyla iktidarın sağ göründüğü ama tabanında solun olduğu bir iktidar oluşturulmaya çalışıldı. Mısır'da da aynısı var. Normalde Sisi sol görüşlü değildir ama Sisi'nin tabanını, çevresini oluşturan ulusalcı, sola yatkın ulusalcılardır. Seküler, aşırı seküler ulusalcılardır. Ve esasen bir sol geçmişi olan solculardır. Bu düşünüldü. Şimdi Türkiye'de bu başarısız olunca bunun yerine Türkiye'deki bu geleneksel sola bir dönüş şeyi ortaya çıktı. Epey bir FETÖ epey burada bir geriletildi. Epey bir tırpanlandı, hırpalandı, tırpanlandı. Şimdi CHP'nin önderliğinde ama FETÖ ve benzeri yapıların, ona yakın yapıların da etrafında kendine yer bulabildiği bir yeni iktidar düşünülüyor. Ve bu yeni iktidarın artık iki ana yapısını, önceki iktidarın iki ana yapısını FETÖ ve FETÖ'nün tercih edeceği seküler, sol ve diğer çevreler alacaktı. Yeni iktidar dizaynında bu artık Bush dönemi, şey özürle ifade edeyim, Trump dönemini yaşıyoruz biz. Trump dönemi için öyle değil. Ana iktidarın uçtaki bu en tepedeki hiyerarşinin tepesinde CHP'nin yer aldı. Ortaklığına HDP'nin verildiği, çevresine ise FETÖ ve benzeri yapıların verildiği bir iktidar düşünülüyor. Yani 15 Temmuz'dan sonra, evet. Bu 15 Temmuz'dan bu yana. Bu son derece makul bir denklem. Makulluğu düşünülüyor. Düşünülüyor tabii, tasarlanıyor. Evet. Tasarlanıyor. Buna karşı da şu an sağ... Hatta şu tasarlanıyor demem de doğru. Planlanmış durumda. Net yani. Son çok seçimlerin açık. Sonuçları da buna işaret ediyor. İstanbul seçimleri bunun açık deliliydi. Yani en tepede CHP olacak. Cumhurbaşkanlığı örneğin CHP belirleyecek. Şimdi daha önce ne oldu mesela, hatırlarsanız CHP'nin belirlediği Cumhurbaşkanı adayı kimdi? İslam Konferansı Teşkilatı Başkanı'ydı. Dolayısıyla aday CHP'nin değildi. Muharrem İnce de bu sefer CHP'den aday seçildi ama yine hani acaba sağ bir yatkınlığı var mı? İmam Hatip ortaokul çıkışlılığı falan, şu bu, her ne kadar içki müptelalığı falan gibi sorunları biliniyorsa dahi. Daha da yeni bir noktaya geliyoruz. Daha farklı bir noktaya geliyoruz. Belki yarın öbür gün karşımıza tamamen seküler bir aday. Daha seküler, daha katı seküler. Ki bunlar da katı sekülerdir bu arada. Muharrem İncestir, İmamoğlu falan böyle yumuşak seküler falan değiller. Katı seküler tiplerdir bunlar. Adam mesela işte İstanbul Belediye Başkanlığı kazanır kazanmaz televizyondan cami logosunu çıkardı. Yani bunun ne yumuşak sekülerliği vardır. Gittikçe bu süreç işliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın CHP tarafından belirlendi. HDP'nin makul bir şekilde sistemin içine alındığı, bürokraside ise eski FETÖ ile yakından uzaktan bağlantısı olan o ve ona benzer tiplerinde sistem içinde yeniden kendine yer bulabildiği bir Türkiye iktidarı düşünüyor. Daha doğrusu bir Türk-Amerikan iktidarı düşünülüyor. Demem daha doğru olur. Böyle bir iktidar tarzı düşünülüyor. Türk-Amerikan iktidar tarzı düşünülüyor. Yani buna şu anki mevcut hükümetten kopan
işte parçaların da ekleneceği diyorsunuz. Kesinlikle şüpheniz olmasın. Bu hükümetten kopan parçaların bu meseledeki tavrı hiç net değil. PKK konusundaki tavrı eskiden beri net değil. Bunun pek çok hususu var, anlatacağım. Yani bunun epey bir hususu var. Dolayısıyla hükümet buna karşı elbette bir atak içerisinde. Dolayısıyla daha önce pek çok kez anneler esasen gözyaşı döktüler. Daha ne yazık ki bu gözyaşlarına resmi sahipler bulunamadı hocam. Yani HDP binası önüne gidecek olan anne dayak yediğinde, tehdit edildiğinde, çocuklarıyla ilgili bir sorun yaşadığında kendi güvende his etmedi. Diyarbakır'da bu anneye bu güveni verecek bir yerel devlet teşkilatı yoktu. Şimdi bir Şehit Yasin'in yani, vakasını hatırlayın birkaç hocam. Birkaç yıl önce de anneler yine benzer bir şey yapmışlardı. Tabii. Hatırlar mısınız? Sahip çıkan kimse olmadı. Destekleyen kimse olmadı. Medyada, yani bir doğru medya bu işin üzerinde durdu. Bu da provokatörlükle neredeyse itham ediliyorduk. Dolayısıyla o günlerde buna kimse sahip çıkmadı. Sahip çıkılmak istenmedi. Bireysel anlamda da çok sayıda anne bu işte çok istekli oldu ama sahip çıkılmadı, desteklenmedi. Ama yeni süreçte burada CHP ile HDP arasında bir buluşma zemini oluşuyor ve bu buluşma zemini Trabzon'da kabul görüyor. Kabul edelim. Dün HDP ile ilgili her şeyi protesto eden, üç rengi bir arada gördüğünde kontrolden çıkan Trabzonlu vatandaş her nasılsa bugün İmamoğlu'nun gidip Diyarbakır'a HDP'ye bilmem Mustafa Kemal posteri hediye etmesiyle alakalı bir tweet bile atmıyor. Tweet derler ya, hani Birleşmiş Milletler kınaması gibi bir şey bu. Bir Facebook hesabından ya olmadı be dostum diye bir şey de, be hemşerim diye bir şey de yazmıyor. Doğru mu? O halde o Trabzon'daki vatandaş normal vatandaş değildi. Sıradan biri değil. Oradaki bir örgütlenmenin bir uzantısı durum. Bu kadar şuurluysa, dün tepki gösterip bugün tepkisini bastırabiliyorsa, bu örgütlenmiş bir vatandaştır. Bu normal bir vatandaş değil. Şimdi burada şüphesiz ki devlet aklının bundan bir rahatsızlığı vardır. Burada meseleleri en bariz şekilde, en çıplak şekilde izah etmeye çalışıyoruz. Devlet aklı şunu anlamıyor. Dün çözüm süreci dendiğinde evlerine bayraklar asarak protesto eden, Mustafa Kemal'in kalpaklı resimini asarak üzen İzmirli, dün sokağa dökülüp hükümete ağır hakaretler yağdıran Trabzonlu nerede? Eğer bu mutabakat bu şekilde devam ederse, hükümetin burada bir şekilde iktidarı kaybetmesi kesin. Bunun başka çaresi görünmüyor şimdi. Bir tarafta CHP var. Öte yandan HDP var. Ve bu meselede hiçbir itirazda bulunmayan, şu ana kadar herhangi bir protesto şeyde, yani İYİ Parti var. Ve elbette küskünler var. CHP tarafına geçen hükümetin, her hükümetin olacağı gibi küskünleri var. FETÖ davalarının mağdurları var. Sadece kadırları değil, aynı zamanda mağdurları var. Kabul edelim ki her mahkemeye sevk edilen haklı yere sevk edilmez. Bu denklem hocam %51'i %50'yi geçiyor. Yani gelecek seçim için her halükarda diyorsunuz %50'yi geçiyor. Eğer bu kırılmazsa. Elbette buradaki bu umulan şudur. Annelerin gözyaşlarının burada bir şuur oluşturmasıdır. Yani Trabzon'da bir karşılık bulması, Samsun'da bir karşılık bulması, Edirne'de, İzmir'de bir karşılık yani bulması. Yani mesele o zaman annelerin evlatlarına kavuşmasından daha öte bir mesele. Şimdi işin bir o tarafı var. Yani. Bu anneler çocukları için oradalar. Babalar da çocukları için oradalar. Ama annelerin gözyaşlarına bu geniş sahiplenmenin arkasında bu var. Yani dün çocukları dağa götürülerek mağdur edilen annelerden bugün açık bir şekilde vatanı kurtarmaları isteniyor. Bu net. Yani evet. Sadece evlatlarını değil, vatanı, devleti kurtarmaları bekleniyor. Evet. Onun için mesele çok kutsanıyor. Mesele çok vurgulanıyor. Mesele çok işleniyor. Burada ümit edilen bu
ilk kez oluşan bu sahiplenmenin, ilk kez oluşan bu dalganın bu anneleri emellerine ulaştırması, onları evlatlarıyla buluşturması, sıcak bir buluşmayla buluşturmasıdır. Yoksa hani geçmişe dönük baktığımızda anneler hep vardı, gözyaşları hep vardı, evlatlara kavuşma talebi hep vardı. Ama bu gözyaşları, bu talep, bu çığlıklar karşılıksızdı, sahipsizdi. Şimdi ilk kez sahip buluyor. Yoksa ilk kez Diyarbakır'da anneler evlatları peşinde koşmuyor, evlatlarını talep etmiyor. Şimdi sadece Diyarbakır veya çevresinden değil, işte Bursa'dan, Türkiye'nin birçok ilinden, artı bugün mesela öyle bir haber vardı, İran'dan. Hocam, umut oluşursa dalga büyür. Yani bu anneler bunun netice getirebileceğine inanırlarsa ve bu netice getirirse, anneler orada belki 500, belki 1000 anne orada bir araya gelir. Çünkü bu çocuklar annelerin rızasıyla daha çıkarılmadılar. Çocuklar kendi rızalarıyla da çıkarılmadılar. Ortada bir hal var ama yıllarca üzerinde durulmayan bir hal var. Yani bir nizam düşünün, bir yapı düşünün. Çocuğunuz camiye gidiyor efendim, camiye giderse falan keserle buluşur deyip, içinde müftülük heyetinden de şahısların bulunduğu heyetler düzenliyordu. Neye dayanarak? Hepimizin ifadelerine dayanarak. Yani sormuştur, sizlere de sormuştur. İşte neden bilmem şu görüşlerin peşinden gittiniz, demişsinizdir ki bu kadar biliyordum. Tabi bir şey değil mi? Bunu bilgilendirme, şuurlandırma adına ev ev dolaşmışlardır. Aman ha demişlerdir, çocuğunuzu camiye yollamayın. Falan tarikata, falan cemaate yollamayın. Ben iddiasına varım. Bugüne kadar Türkiye'de bu şekilde herhangi bir ilçede bir heyet oluşturulup da evler dolaşılmış da çocuklarınızı HDP binalarındaki sosyalist eğitim kampına bir tür göndermeyin denmemiştir. Bugüne kadar duymadım. Duyan varsa lütfen bizi de bilgilendirsin. Evet, yani devletin hatta müftülükleri bile bu işte görevlendiriliyor, heyetler oluşturuluyor. Bu çocuklarınızı işte şöyle İslami çalışmalara filan sakın ha. Geçmişte mahsurlu ilan edilen. Şu anda evet. Da yer yer duyuyoruz. Göndermeyin şeklinde telkinler var ama diyorsunuz çocukları işte bu şekilde dağa kaçırılanlar için hiçbir telkin yapılmalı. Onun için ya, burada yani hocam, yani HDP meselesi bir köklü meseledir. Yani burada ben inanmak istiyorum. Yani devlet kırmızı kitabı değiştirdi mi? PKK'yı tüketmek, yok etmek istiyor mu? Yani o bölgenin, bölgede PKK gerçeğini, o gerçeği dediğim şey, o üretilmiş gerçeği, yani icat edilmiş gerçeği bitirmek istiyor mu? Bu yönde ben o kırmızı kitabı görmek isterdim. Ben bu sahiplenmeye rağmen hala bir vatandaş olarak tereddüt sahibiyim. 30 yıl yaşadıklarımız, 40 yıl yaşadıklarımız bize bu noktada bir güvence vermiyor. Yani işte diyelim ki askeri anlamda bir mücadele var. Geçmişte de bir şekilde yürümüş, yürütülmüş bu. Ama bir tarafta danışıklı dövüş gibi veya çift taraflı bir işte uç gibi, onun içerisinde de bir sürü çift taraflılık var. Ama diyorsunuz ki hala bu konuda devletin yaptıkları tam güven vermiyor. Her zaman kontrollü bir büyüme oluşturuldu. Daha düne kadar HDP lehine ne manşetler atıldı? Demirtaş lehine ne manşetler atıldı, ne reklamlar yapıldı, bilmem milyar dolarla yapamayacakları reklamı yapanlar oldu. Sonra buraya, bakın burada dindar aileler bunlar. Bizim bunu sorgulamamız lazım. Dindar aile niye HDP binasında? Ne işi var? Çocuğu niye dağda? Bu konuda her örgüt, her sıkıntı yaşadığında bir ona bir teneffüs verildi. Ya bakın, şu konuda fazlasıyla iddialıyım. Bugüne kadar peki 80'den önce küçük bir örgüttü. 84'te dağa çıktı ve eylemlere başladı. Türkiye'de iktidar olmak isteyen herkes, ama herkes,
Demirel İnönü'ye bakabilirsiniz böyle. Herkes PKK'ya bir şekilde göz kırptı. Bu PKK'nin kendi gücünden kaynaklanmıyor. PKK uluslararası uzantıların bir parçası olarak görüldü. Bu bölge denklemine yerleştirilmiş bir parça olarak görüldü. Bunu siyasi çevrelerde gördüler. İkincisi, bugüne kadar her kim ama her kim PKK'yı tamamen, onlar Orta Doğu diyorlar. Biz İslam dünyasının kalbi diyoruz. Bu bölgeden çıkarmak istediyse, bakın A, B, C hiçbir fark yok. Önceki söylediğimle de alakalı bir fark yok. Kim uluslararası sistemle anlaşmak istediyse, A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi, D ülkesi PKK'nin önünü açtı. Ve kim uluslararası, işte kim PKK ile gerçekten uğraştıysa uluslararası sistemle bir karşı karşıya geldi. Onun için bugün mesele de bundan ibaret. Uluslararası sistemle bir didişme var, bir çatışma var ve bu PKK'ye de yansıyor. Ama bölge insanı bütün bunları anlamayacak kadar da böyle hani tamamen meselelerden habersiz değildir. Algılıyor ve biliyor. Bunu ifade edemezse de, söyleyemezse de biliyor. PKK'nin, HDP'nin bir sahibi olduğunu biliyor. Yani bizim çocukluğumuzda BBC iyi açarlardı bizim yaşlılarımız. Ve gece saat 10.45'te, yani 22.45'te BBC yayına başladı. İhtiyarlarımız BBC'nin başına. Dağdaki PKK gerillalarının sözde tırnak içinde kahramanlık hikayelerini anlatırdı BBC. Buna karşılık dindar çevrelerle alakalı en tahkir edici ifadeler kullanırdı. BBC kimin reklamını yapar hocam? Bunun bir de Rus meselesi vardır. Sovyet meselesi yani, vardır. Şu vardır, bu vardır. Yani oraya onlara yüksek oy, %60-70'lere varan oy. Ya bunlar küresel sistemin işte bir yerde desteğindeler. Hocam küresel sisteme en yapışmış yapı Türkiye'de soldur. Ve Türkiye'deki sol basın PKK büyükken küçükken, HDP büyükken küçükken, adı DEP iken, adı başka bir şeyken manşet yaptı. Ve reklam yaptı. Aynen BBC'nin yaptığı gibi. Yani HDP'nin yüksek oy almasının sebebi halkın HDP'nin arkasında işte küresel bir güç görmesi midir? Hocam halk her zaman bu toplumsal yapının bir karşılığı. İktidar olma umudu olan yapıları, güçlü yapılara karşı bir meyil eder. Halkın içinde böyle türler var. Yani ideolojik olarak destekleyen var, net. Fikren destekleyen var. Yani hiçbir zaman Diyarbakır'daki sol oy oranı %20-25'lerin altına düşmedi. Eskiden CHP'ye gidiyordu. Şimdi bir zamanlar Bağımsız'a gittiğim Hedizan'a da olduğu gibi, yani şimdi ilk kez burada solcular Diyarbakır Belediyesi'ni ele geçirmiyorlar. Hedizan'a 80'den önce Diyarbakır Belediye Başkanı oldu. Eğer yanılmıyorsam Müreddin Yılmaz da bir dönem kazanmıştı. Dolayısıyla bu eski bir mesele. Bu oy oranı var. Bir %20-25 civarında bir sol oy oranı var. Bilinen bir husus. İdeolojik olarak destekliyor. Bununla birlikte tehditle, şantajla destekleyen var. Öte yandan burada bir yerel iktidar gören unsurlar var. Yani milletvekili var, belediye başkanı var, onunla kendini ifade ediyor, kabul görüyor. Dün bir milletvekiliyle görüştüm, bugün bir belediye başkanıyla beraberim diyor. Bütün bu da halkın bir kesiminin elbette ilgisini bu tarafa doğru çekiyor. Ama bu yapının bu şekilde oluşması tamamen dış destekle oldu. Bu dış desteğin bir tarafında doğrudan destekleyen vardı. Bu Sovyet Rus yapısıydı. Doğrudan desteklediği ne yaptı? Suriye üzerinden Lübnan'da onlara kamp verdi ve Suriye sınırlarından Türkiye'ye geçmelerini sağladı. Bunun bir de propaganda ayağı vardı ki bunun böyle kaptan gemisi dünyadaki bütün bu şey budur. Şöyle bakılır, dünya bakar, Reuters ne diyor, BBC ne diyor diye. Bu işin kaptan gemisi BBC'ydi, propaganda kısmını o yaptı. PKK'nın düşmanlarını sürekli aşağıladı. Buna karşı PKK'yı sürekli övdü, methetti.
Ama içeride de bir unsur, güçlü bir unsur, 1960 ihtilaliyle beraber güçlü bir unsur, önce solun, sonra solun bir ürünü olarak PKK'nin o bölgedeki varlığını, bölgenin sekülerleşmesi, dolayısıyla tırnak içinde çağdaş medeniyet düzeyine çıkması anlamında bir avantaj olarak gördü. Ve 60 ihtilalinden ta 70'li yıllara kadar, 70'li yılların ortalarına kadar genel anlamda bölgede sol süsbanze edildi, desteklendi. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklendi. Bunu Yalçın Küçük zaten ifade ediyor. Bu saklanır bir tarafı yok. Ya şimdi devlet bizzat oradaki sol fikriyatın gelişmesini istedi. Bunun için planlar mı yaptı diyorsun? Yani elbette hocam. Yani şimdi İşçi Partisi mensup, eski İşçi Partisi mensuplarını düşünün. Şu farklı bir yerdeler malum yani. Hani çok onun için ifade etmek istemiyorum. Ama şunu düşünebiliyor musunuz? Örgütün başını tutup şeyden, Afrika'dan, hangi ülkeydi hocam? Kenya. Kenya'dan Türkiye'ye getiren adam İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oluyor. Yargılayan hakim, Ankara'da yargılayan, o Ankara DGM hani malum şeye taşındı, bu İmralı'ya taşındı ve yargılayan baş hakim İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oluyor. Doğru mu hocam? Evet. Sorgulayan da milletvekili adayı oluyor. Üç. Ama örgütün en mühim böyle reklamını yapan yapı Yalçın Küçük ve 2000'e doğru dergisi de, o da İşçi Parti'nin resmi yayın organı. Peki kim bunlar? Bundan önceki bu Ergenekon denen ana devlet yapısının mesilleri, doğru mu? Veya Doğu Perinçek gidip işte BK'da şeyde fotoğraf... Şimdi Doğu Perinçek çok farklı bir yerde, çok çok farklı bir yerde. Onun için çok sık da adını anmak da istemiyorum. Peki. Doğrusu. Peki. Ama yaşanan buydu. Şimdi bu PK o halde yurt dışı desteğini alırken içeriden destek almadı demek... Hayır, bu cehalet. Sonra biz geldik ikinci devreye. Ben o zaman öyle bir yazı yazmıştım da benim aleyhimde bunu mahkemeye sunmuşlardı. Ergenekon'dan sonraki Ergenekon diye doğru habere bir yazı yazmıştım 2007'de. Şimdi Emre Uslu'nun, yani bu FETÖ yapısının en mühim sözcüsü, başkomiser, Amerika'daydı, Utah Üniversitesi'ne sunduğu doktora tezi. Net şu, bu 40'lerde kimlik değişimi meselesi. Diyor ki, o bölgede dindar yapılar var. İsim mi arıyor? Diyor ki, falan cemaat diyor. Bu diyor, Kürtlerin kimliğini İslamileşme yönünde değiştirebilir Filistin'deki Hamas gibi diyor. Buna karşı en iyi tedbir diyor, bölgede solun desteklenmesidir diyor. Bu da tabi olarak diyor, PKK'nin siyasi kanatları anlamına gelir. Bunun için diyor, Avrupa'nın demokratik kurallar ihlal ediliyor diye bir takıntıya girmeden, Avrupa'nın Nazilerin yargılanmasına karşı, Nazilerle ilgili aldığı tedbirler falan cemaat için, falan yapı için kullanılsın, dergileri, kitapları, gazeteleri hepsi yasaklansın, alanlar yargılansın, bu gazeteleri, dergileri, fakat bölge dindarlığı henüz ulusal sistemin tahammül edebileceği bir noktaya gelmediği için sol desteklensin, teşvik edilsin diye Emre Uslu'nun doktora tezi, eğer ben yorulurum okuyamam diyenler son 47 sayfasını okusunlar arkadaş. Bunu teşhir ettiğimizde bir sorunlarla karşılaştık. Ve bu akşam gazetesine, şimdiki akşam gazetesi değil, önceki akşam gazetesine 2007 veya 2008'de manşet oldu. Açıktan manşet. Emre Uslu'nun bu şeyi. Kendi ağzından, kendi dilinden, işte bölgedeki bilmem bu bilmem şu falan dinci yapılar, onun ifadesiyle bunlar kontrol altına yani alınsın. Söylediği şeyler zaten. Oradaki sosyal demokratlar devlet tarafından bizzat desteklensin. Aynen Suriye'nin bu arada ders olsun diyeceğim, sözünü kestim. Suriye'nin PYD için yaptığı hocam. Suriye İmam Hasan Efendi'nin bir risalesini herhangi Kamışlı'da bir Kürt'te gördüğünde onu yargısız hapse attı ve bir daha oralardan çıkmadı. Ama Marx'ın, Lenin'in, Stalin'in kitaplarını, bunu gerek oradaki İhvan mensuplarına bizzat sordum. Defalarca bu ekranda da ifade ettim. Solculara da sordum. Dedim ki siz Marx'ı, Stalin'i, Lenin'i nereden buldunuz arkadaş? Yani Stalin bir Kürt dostu değil. Küçük bir 30 bin, 40
bin nüfusu olan bir Kafkasya'daki bir Kürt Cumhuriyeti'ne tahammül etmemiş bir adam, muhabata sahip çıkmamış bir adam, kim size getirdi? Hocam dediler, rejim, Esad. Başka dedim, kim getirdi? Saddam. Nasıl dedim? Dediler ki, bizim için en büyük kitap kaynaklarından biri İran, Lübnan Büyükelçiliği'ydi. Kamyon kamyon kitap dağıttı. Neden peki dedim? Çünkü buradaki dedi, bu dindarlaşmayı, efendim yok Barzani ile buluşur, yok şu şeyle buluşur, Şam'daki Hıvan'la buluşur diye korktular bundan. Solu gerek Hıvan'a, gerek işte Barzani ile buluşmaya karşı solun desteklenmesini bir can simidi olarak gördüler ve desteklediler. Bizzat bana anlatılanlar. Evet. Şimdi bu dediğiniz şey sadece Emre Uslu'nun değil, aynı zamanda diyorsun ki devletin de bir politikasıydı. Devletin zaten demek istemiyorum yani. Devletin içindeki bir yapının, zira devlet yani, soyut bir şeydir. Bir dönem. Yani devletin çok sahibi vardır, devletin çok ortağı vardır. Bu da ciddi bir sorun. Burada ifade etmem lazım. Bu da ayrı bir tartışma. Yani kendimizi sürekli dışta tuttuğumuzda, yani devlet birilerine ait, biz de farklı bir yerdeyiz. Sonra herhangi bir dindar insan böyle devletin sahibi gibi görünse kıyamet kopacak. Yok. Bu da Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kadro Dergisi'nde planını çizdiği büyük bir proje. Yani bu devlet önce bu milletindir, öyle değil mi yani? Şimdi bu vatandaşındır yani. Yani o bahsettiğiniz hani 1960'tan sonra siz dediniz ya, devletin öyle belirli planlama teşkilatının bir şeyi vardı diye. Planlama teşkilatındaki yani, ekibin, grubun. Dil alışkanlığıyla hani devlet diyoruz işte, nerede bu devlet diye. Evet, orada evet. Kalmış bir şey, mecazi belki. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Buradayız. İzleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Doktor Abdülkadir Turan hocamla annelerin oturma eylemini konuşuyoruz. Ardından Kup'taki saldırıyı, saldırının arkasındaki yapıyı, o yapıyla etkileşim içindeki, ister ülke içinde ister ülke dışındaki bütün klikleri, çevreleri, yapıları da konuşmuş oluyoruz. Şimdi bir cümleniz, çok yazınıza da ifade etmişsiniz. Türkiye'de iktidar olmak isteyen herkes, buna sadece solcular değil sağ kesimlerde, bölgedeki sol yapılara göz kırptı, PKK'ya göz kırptı diyorsunuz. Yani bu çok ilginç bir tespit. Şimdi bir yerde küresel sistemle Türkiye'nin şu anda sanki biraz sorun yaşıyor oluşu, PKK'nın de üzerine gerçek manada gitmesini getirdi veya getiriyor veya gösteriyor dediniz. Şimdi küresel sistem de şu aralar çok çalkantılı. Yani işte Amerika'nın Çin'le yaşadığı bir ticaret savaşı var. İşte bölgede Rusya ağırlığını gitgide artırıyor. Amerika'nın ekonomik olarak yaşadığı sıkıntılar, durumlar var. Arabistan'da son günlerde yine Amerika, İran arasında gerilim var, Yemen var filan. Çok çok şey olmadı mı hocam? Yani taşlar çok oynamadı mı yerinden? Yani küresel sistem için söylersek. Yok, henüz hiçbir şey oynamış değil. Sadece yani hiç. Bir taşlar ama değişmiş demiyorum ama oynamıyor mu yani şu an? Yani buna oynama denmez hocam. Yani buna hiç oynama denmez. Yeniden Rusya'nın yeniden dirilişi var. Yani bu Medetler çatışması tezini öne sürenler Rusya'yı daha sağlam bir şekilde kazanmayı ummuşlardı. Fakat burada bir Avrupa'nın bir ölümü var. Avrupa artık denklem dışı. Bir Almanya, bir İngiltere, bir İspanya, bir İtalya, hele hele hiçbir şey ifade etmiyor. Fransa da bir şey ifade etmiyor. Eskiden beri Fransa dili oynamış oluyor işte. Fransa direnirdi. Fakat bu şey değiştirmiyor hocam. Yani bu bölgeyle alakalı, bu bölgedeki Amerikan ağırlığını henüz değiştirebilmiş değildir. Eskiden beri bu bölge bölüşülmüştür. Irak Rusya ile iyi ilişkilere sahiptir ama bir Amerikan etki sahasıdır. 1940'lardan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye Amerika ile çatışma halinde değildir ama bir Rus etki sahasıdır. Şimdi PYD üzerinden Amerika sadece bu sahaya inmiş oldu. Zira Amerika bu bölgedeki etki sahasını daha genişletmek istiyor, daha tahkim etmek istiyor. Yani Rusya'nın güçlenmesine karşı, Rusya'nın tam olarak hizaya getirilmemesine karşı, Çin'in
kendi sahasından çıkıp, kendi kabından bir bakıma çıkıp, kendi zarfından çıkıp, eskiden Çin deyince nereye müdahale ederdi hocam? Tibet'e müdahale ederdi. Başka da bir yer hatırlamıyorum. Mao'cu hükümetler zaman zaman değişik yerlerde iktidar olsalar da değişen pek bir şey olmazdı. Hep Çin-Tibet konuşulurdu. Fakat onun ötesinde Çin dışarıda değildi. Çin şimdi Afrika'ya geldi. Bu bölgeye gelmek istiyor. Fakat hala Amerika bu bölgedeki rolünü pek kimseye kaptırmış değil. Evet, Avrupa etkisizleşmiş ama bu Avrupa şu anda Amerika'dan yana bir değişim geçirmiş. Yani değişen Avrupa İslam dünyasına yaklaşmamış. Veya Rusya'ya veya Çin'e yaklaşmamış. Değişen Avrupa kendi iradesini tatil, Amerikan lehine tatil eden bir Avrupa'dır. Eskiden direnen bir Fransa yok. Hafif sesini çıkaran bir Almanya yok. İngiltere zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yoktu. İspanya ve İtalya eskiden beri çalkantılı bir şey ifade etmeyen ülkelerdir bunlar. Yani bir esasen bir İslam dünyası görmüş bir Avrupa vardır. Bu zayıf Avrupa yani bu ne bunlar Portekiz, İspanya bir dönem çok güçlenmişse dahi İslam'ı yendikten sonra, Müslümanları yendikten sonra İtalya kısmen, Yunanistan çok şey ifade etmiyor. Almanya, Fransa, İngiltere Avrupa'da bir şey ifade ediyordu ki o da artık bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla burada ulusal sistem pek bir oynamış değil. Öte yandan Çin ve Rusya da burada açık bir dille ifade ediyorlar. Biz diyorlar PYD meselesine, dolayısıyla PYK meselesine Türkiye gibi yaklaşmıyoruz. Meseleye Kürt hakları açısından yaklaşıyoruz. Yani ulusal sistem şu noktada mutabık kalmış. Bu CHP'nin bugün parlaması da bununla alakalı. Hatta Tunus'taki seçimler de bununla alakalı. Ulusal sistem, İslam dünyasında sekülerizmin yumuşatılmış bir laikliğin sürdürülmesinden yana Müslümanları pasifize edecek, etkisizleştirecek, onların bir medeniyet iddiasında bulunmasını ortadan kaldıracak. Dolayısıyla kendilerini Avrupa vatandaşı olarak diyoruz ya, dilimiz alışmış, bu küresel sistem vatandaşı olarak görmelerini sağlayacak bir seküler iktidar. Buna artık Suudi Arabistan bile çıkıp ne diyor? Biz diyor artık şeyiz yani, çağdaş reformlar yapıyoruz aslında, laiklik lehine demek istiyor. Diğer ülkeler için de bu geçerlidir. Dolayısıyla bu küresel sistem burada PYK'yi müttefik olarak görüyor kendi açısından. Küçük bir müttefik, mikro bir müttefik. Yani onun böyle kendi işte bir etnik varlığından ziyade sekülerliğini ortak paylaşıyor. Aynen, biz yeniden bir dünyada bir inanç buluşmasıyla karşı karşıyayız. Bu inanç buluşması bir seküler inanç buluşmasıdır. Bunun Yahudilere verilen tavizler var, evet. Hristiyan ortakları var evangelizmden yana. Ama bu bir inançsızlık ittifakıdır. Böyle hatta kıyamet gibi, dünyanın kıyameti gibi. Ve bu seküler ittifak burada PYK varlığını önemli görüyor. Hem Irak'ta önemli görüyor bu sol Kürtçülüğü. Hem Suriye'de önemli görüyor. Hem İran'da önemli görüyor. Hem Türkiye'de önemli görüyor. Ve üstelik bu bölgede artık iri devletler istemiyor. Büyük devletler istemiyor. Yani böyle kendi sahası bir etnik unsuru aşan devlet istemiyor. Hatta tarihte ayrı bir havuz olarak ifade edilmiş. Ben bunu ancak öyle diyebiliyorum. Böyle ayrı bir bölge gibi, coğrafik anlamda bölge gibi görülmüş, herhangi bir sahayı aşmış bir devlet istemiyor. Suudi Arabistan'ı da istemiyor. Yani Suudi Arabistan Necid Çölü ve çevresinde doğmuş bir devlet. Suudi'nin Hicaz'daki varlığını anlayamıyor. Uluslararası sistem anlamak istemiyor. Benzer bir şeyi çok ifade etmek istemiyorum ama Türkiye için de geçerli, İran için de geçerli. Tek bir etnik unsurun ancak veya tek bir Arapsa eğer mesela veya Türkse bu artık bir bölgeyi aşan kavimler, malum Araplar ve Türkler İslam dünyasında. Bunlar için de coğrafik bir yer ötesini düşünmüyor. Yani diyelim ki bir Fas'ı düşündüğü zaman Fas'ın güneye açılmasını kabullenemiyor. Diyor ki belirli, senin bir hinterland'ın var, bir sahan var senin. Buranın dışına çıkamazsın.
Dolayısıyla büyük bir Türkiye veya büyük bir İran veya büyük bir Suudi Arabistan, bu çok biliyorum çok garip gelecek izleyicilerimize, böyle bir devlet istenmiyor artık. Daha bölünmüş, yani daha parçalanmış devletler isteniyor. Kendilerine yönetimleri ne kadar sadık da olsa, Suudi Arabistan örneği üzerinden söyleyelim. Buna rağmen böyle büyük bir coğrafyanın bir elden yönetilmesini istemiyor. Kesinlikle. Veya büyük bir Mısır istemiyor. Yani Sina yani çölünü nasıl bölebilir? Bin Selman bile olsa, Veliaht Bin Selman bile olsa. Burada hiç fark etmez. Kim olursa olsun, kim bulunursa bulunsun, devasa bir Çin ve çevresi, devasa bir Rusya ve çevresi, devasa bir Amerika ve çevresi, bunun Hindistan ve varlığı kabulleniliyor, bunu bilmek lazım. Bu dörtlü yapının yanına İslam dünyası veya büyük bir İslam ülkesi artık kabullenilmiyor. Dolayısıyla bütün ayrılıkçı hareketler, etnik ayrılıkçı hareketler ve mezhepçi ayrılık hareketler bu yapı tarafından destekleniyor. Burada Suriye konusundaki uzlaşmayı hatırlayın hocam. Amerikan ve Rus uzlaşmasını nasıl bir Suriye deniyordu? İlk başta, ilk madde layık bir Suriye deniyordu. Seküler bir Suriye deniyordu. Bu bütün İslam ülkeleri için oluşturulmuş bir şeydir. Burada İslam düşmanlaştırılmış. Müslümanları İslam'dan uzaklaştıracak her tür yapı desteklenecek. Müslümanları İslam'a yakınlaştıracak, velev demokrat da olsa. Velev kendisi hiç dindar da olmasa. Dindarlığa yaklaştıracak, dindarlaşmayı. Çünkü İslam aleminde İzzet Begoviç gibi çok aslında küçük bir coğrafyanın reisi tarafından ortaya atılan ama İslam dünyasında tutulan siyasi bir Müslümanlaşma hareketi yaşadık biz son 15 yılda. Dindar partiler veya dindarlığa yaslanan partiler hızla iktidar oldular ve iktidar adayı olur, doğru mudur? Buna karşılık iki unsur harekete geçirildi. Aşırı radikal unsurlar, İslam'a dayandıran radikal unsurlar harekete geçirildi. Mezhepçi hareketler harekete geçirildi ve etnik hareketler harekete geçirildi. Her üçünde temel amacı bölmek, parçalamak, böylece bu siyasi Müslümanlaşmayı engellemekti. Yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda biz bir toplumsal Müslümanlaşma yaşadık. 2000'li yıllardan sonra ise, hatta ondan önce 94'te Cezayir'le başladı kısmen. Sonra Filistin'de Hamas'ın güçlenmesiyle bu devam etti. Pakistan'da bu devam etti. Bangladeş'te devam etti. Türkiye'ye devam etti. Ortaya bir siyasal Müslümanlaşma çıktı. Buna hemen siyasal İslamcılık deyip bir itham ettiler. Ona her tür günahı ona yüklediler. Ve şimdi bu siyasal Müslümanlaşmayı bitirmek istiyorlar. Zira bunu bir tehdit olarak görüyorlar. Başında kim bulunursa bulunsun hiç önemli değil. Neticede bu Müslümanlaşma kendi kime karşı ifade ediyor hocam? Batı medeniyetine karşı ifade ediyor. Diyor ki ben ve öteki, ötekim batıdır diyor. Bu istenmiyor. Ve ki bu siyasal Müslümanlaşma Suriye'de bile yaşanıyordu, bunu da ifade etmem. Hiçbir sakınca görmüyorum. Ben Suriyeli çocukların derslerine girdim, o Türkçe derslerine girdim. Ve baktım, diyorlardı ki işte ya biz batıdan üstünüz, batıdan güçlüyüz. Dedim ki siz bunları nerede öğrendiniz? Kim söyletti bunları? Yani cemaatler anlamında. Hocam bizde bu konuda bize okutulan, lisede okutulan bir ders kitabı var biliyor musunuz? İslam medeniyeti ders kitabı. Şimdi bu genel Müslümanların tümünü kapsayan bir vaka. Şu anda Mısır'da Sisi bile bu programı engelleyemiyor. Zira artık Müslümanlar diyorlar ki biz gücüz. Fakat Batı bunu kabullenmiyor. Evet. Evet şimdi tabii ümit... yani ümidi tabi burada doğru konumlandıracağız, doğru anlayacağız da Allah'tan ümit kesilmez. Evet şimdi okuldaki vakayı hocam ama özür dilerim onu unuttum. Sordunuz fakat ben şey yapmadım. Yani PYK zaman zaman harekete geçiriliyor. Daha çok mesele şeyle alakalı, yani bu PYD'nin bulunduğu sahayla alakalı bu PYK'nin harekete geçirilmesi meselesi. Zira Türkiye burada PYD üzerine vardıkça PYK diyor ki ben içeride varım diyor. Sen oraya ne müdahale edersen et hiçbir sonuç elde edemezsin. Türkiye'nin Suriye sahasına yönelik atılımlarını, girişimlerini burada eylemler yaparak karşılık veriyor. Ve PYK bu konuda sivil ölümleri konusunda son derece cesurdur eskiden beri. Bundan dolayı bir yargılanmamıştır. Uluslararası herhangi bir mahkemede onun bu sivil ölümleri gündem olmamıştır. Yani Beşik'teki çocukların bağırsakları dökülmüştür yerlere. Biliniyor hocam.
Dünyanın her yerinde bu suçtur, doğru mu? Devletlerin yapması suç olduğu gibi örgütlerin yapması da suçtur. Ama asla herhangi bir mahkemeye konu olmamıştır. Efendim biz PKK'yı terör örgütü diye tanıyoruz. Terör örgütü diye tanıyorsun ama müttefik edinmişsin. O zaman sen de teröristsin yani. Diyorsunuz ki hepimiz hep beraber zaten teröristiz diyoruz. İşin geldiği nokta burası. Şimdi kulüpte oralar hassas noktalardır. Yani kulüp dağları eskiden beri hareketli ne olacak? Ya Şırnak'ta harekete geçecek, ya Dergeçit çevresinde harekete geçecek, ya kulüp çevresinde harekete geçecek. Onların eskiden beri bir odak noktaları vardır. Kulüp çevresinde bir odak noktadır, eylem odak noktasıdır. Yani basit eylemler sivillere karşı yapılan eylemlerdir. Burada IŞİD herhangi bir sivil öldürdüğünde bütün Avrupa ayağa kalkıyor, hocam ayağa kalkıyor. Ama solcu yapınca bu efendim bir savaş taktiği oluyor. Ve dikkat edin, siz CHP'den herhangi bir ciddi bir şey duydunuz mu hocam? Ve çok merak ediyorum, Meral Akşener'den herhangi bir beyanat duydunuz mu? Hayır. Yani burada hiçbir şekilde, hiçbir şekilde HDP'yi kayıp etmeme yönünde CHP ile İYİ Parti arasında, İYİ Parti bu arada yani hani çok bir ekranda ifade etmek ne kadar doğru ama bu irade ciddi ciddi sorgulanır İYİ Parti'nin. Üst irade nerede yani? Bunları buluşturan irade demem lazım. HDP'yi denklem dışına çıkarmak istemiyor. İnatla ne yapılırsa yapılsın bu cephe HDP'yi içeride tutmaya çalışacaktır. Hükümete kalan tek bir şey var. Halkı ikna etmek. Cephenin zayıflatılması ancak böyle olur. Nasıl yapıyorsa İktidar odur, hükümet odur. Bunu düşünecek, yapacak yani. Evet, yani şu anda tek çıkış yolu var. O zaman bölgede halkın taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Haklı taleplerine. Yani burada milliyetçi bir söylem, iktidarı tahkim etmek için milliyetçi bir söylem şartı getirmek, kimin tarafından getirilirse getirilsin, hükümete oynanmış bir oyundur. Halk bu noktada değildi yani ama son seçim ve öncesinde ifade edilenler işte bölgeyi terk edin gidin anlamına gelebilecek, böyle halkın böyle anladı. Bu anlamı ne olursa olsun, niyeti ne olursa olsun bunu kendince yorumlayanlarla birlikte bir tepki gösterdi. Yani ben mesela ben İstanbul seçimleri için konuştuğumda elbette yani tavrımız belliydi, tutumumuz belliydi. Konuştuğumda ya hocam başımı kesseler ben vermem ama işte hatır gönül için haydi vereyim diyen insanlar oluyordu. Niye böyle diyordu? Çünkü diyordu ki bakın diyordu bana doğrudan düşmanlık yapıyor. Sana düşmanlık bakın yok hayır hocam bizim kalbimiz kırık ve bunu söyleyen adamın PYK'ye yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktu. Efendim biz bir şey söyleyeceğiz fakat karşılık bulmasın. Yok, İslam bu memleketin harcıdır. İslam'ın bu toplumdaki karşılığı ümmettir. Ümmet fikriyatının esası bellidir. İttihadı savunmaktır. Birliği, bütünlüğü savunmaktır. Şimdi Türkiye'de bir 19. yüzyıldan bu yana beslenen bir sömürgeci milliyetçilik var. Yani Türk milliyetçiliğinin esası Avrupa, eğer olacaksa böyle bir milliyetçilik, Avrupalıların temelde Türklükle Müslümanlığı özdeşleştirmişlerdir. Müslümanlar onların üzerine vardıklarında Endülüs sahasında değil ama Balkan sahasında veya Rus sahasında demişler ki Türkler geliyor demişler. Haçlı seferlerinde de ben şimdi Haçlı seferleri araştırmacısıyım. Benim okuduğum bütün abatılı kaynaklar Müslümanları Türkçe ifade ediyor. Bu şekilde tanımlıyor. Fakat 19. yüzyıldan itibaren bu vardı, Türklerin bu İslam adına zaferler kazanması onları büyütüyordu. Ve İslam aleminde imparatorluk haline getirip Müslümanların önderliği seviyesine yükseltiyordu. Bu istenmedi. Bu istenmeyince Türkleri yalıtacak, kendi başına bırakacak bir milliyetçilik tarzı geliştirildi. Bu içeriye dönmüş bir milliyetçilik. Arap düşmanlığı, Kürt düşmanlığı üzerine kurulu bir milliyetçilik anlayışı, bir milliyetçi bir zihniyet. Dolayısıyla bu içeriye dönen milliyetçi bölücü bir milliyetçiliktir. Parçalayıcı bir milliyetçilik. Temelde Türkleri o Selçuklulardan itibaren elde ettikleri önderlikten uzaklaştıracak bir önderliktir. Çünkü bu milliyetçiliktir. Çünkü Fransız masonları tarafından geliştirilmiş, buraya ithal edilmiş ve maalesef bu sahada çok kabul görüyor. Yani arkadaş ne kadar iyi bir milliyetçi olduğunu anlatmak için Kürtlere küfrediyor. Araplara küfrediyor, İranlara küfrediyor.
Gitmişsin ya işte ben Türk'üm, Müslümanlara ben önder olurum falan, çoğunluk bizde, biz lider oluruz falan. Bu milliyetçilik de değildi, bunu çok tartışır konuşabiliriz. Ama içeriye dönmüş bir milliyetçilik, emperyalistlerin oyununa gelmiş bir milliyetçiliktir. Bu hükümetin bunu kavratacak, izah edecek yapıları yok. Böyle bir niyeti de yok. Bu tür söylemleri destekleme yönünde herhangi bir çabası da yok. Yani dolayısıyla ortaya hikmetsiz bir hükümet mantığı çıkıyor. Yani efendim çıkıyor, söylüyor. Neyi neyle sağlıyorsun? Sen bununla Azeri'nin desteğini mi alacaksın? Aldığın zaman neye yarayacak? Özbeklerin desteğini mi alacaksın? Neye yarayacak? Sen bu sahada yaşıyorsun ve sen bu sahayı ikna etmek zorundasın. Öyle mi hocam yani? O halde bunu milliyetçi müttefikine, ortağına söyle arkadaş de. Bu milliyetçilik bizi öldürür. Zira milliyetçilik küçültür bütün milliyetçilikleri. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bul o zaman Özbekistanlı vatandaşlar, getir, sana sahip çıksın. Çıkabilir mi? Ya böyle bir şey, böyle bir mantık yeryüzünde görülmüş müdür? İnsanlar etraflarını genişletmeye çalışırlar. Büyütmeye çalışırlar, yani asabiyesini genişletmeye çalışır bu ya. Etnik unsur üzerinden olmasa inanç üzerinden olacak, öyle midir hocam yani? Ama 19. yüzyıldan bu yana bu sürekli teşvik ediliyor. Ben görüyordum, Ankara'da görüyordum, ben okuttuğum öğrenciler ne menem iyi bir milliyetçi olduklarını anlatmak için böyle kendilerini Kürt düşmanlığıyla ifade ediyorlardı. Hatta Kürt kökenliydi bu çocuklar, kendileri de. Bunu hepimiz gördük, yaşadık. Arap düşmanlığıyla yani. Diyor ki hocam pis Araplar diyor. Bizi perişan etmediler mi? Onlar bizi yıkmadılar mı? Diye ifade ediyorlardı. Evet. Şimdi az önce gerçi söylediniz, programın sonuna geldik ya, kulp saldırısıyla ilgili. Dediniz ki zaten bu tür sivil katliamlar eskiden beri herhangi bir yaptırım görmedi. Bir yargılama görmedi, bir ceza görmedi. Sürekli bir yerde alkışlandılar. Bu sivil ya kabul gördü şimdi. Kabul gördü. Dolayısıyla bunun karşılığını bu şekilde gören bir yapı bu eylemlerine aynen devam ediyor. Yani mesela kimin öldüğü çok da umurlu. Kulp belediye başkanını tutukladın hocam. Tutuklarsın. Fakat kulptaki yani 7-8 sivil öldüğünde bunu yerelde, dünyada hissetmiyorsa, sivillerin ölümünü hissetmiyorsa, değişik sebeplerle hissetmiyorsa, ya zaten o yolda gitti aslında, ne fark eder ki, o da ondandır falan gibi bir mantıkla hissetmiyorsa, bize düşen nasıl bu ülkeye biz reis oluruz, bu ülkeyi biz yönetiriz, bunun bu yolunu bulmaktır mantığıysa hocam, nasıl sonuç elde edeceğiz, nasıl? Ya da o dediğiniz o tür bir milliyetçi bakışla dediğiniz gibi zaten hissetmeyecek. Yani. Elbette hissetmeyecek yani, hissetmediğini biliyorum çünkü. Evet. Diyor ki ne olmuş ki yani, diyor yani. Ya bakıyor, kimliğine bakıyor. Uzman çavuş nereli diye. Hayatını kaybetmiş. Uzman çavuş nereli diye bakıyor kimliğine. Bu ülkeye çok yabancı bir fikriyat bu. Bu tamamen sömürgeci bir yaklaşım tarzıdır. Bu emperyalistlere yarayan bir yaklaşım tarzıdır. Bununla hiçbir yere varılmaz. Türkiye'de iktidar da olunmaz, dünyaya karşı da konulmaz. Buradan bir bunun saldırıda ilginç bir şey oldu. İzale edilmesi lazım. Aksine bunun teşviki yönünde vatandaş izlenim alıyor. Bu teşvik edilmiyor olabilir ama vatandaşın bu konuda endişeleri var. Gideren hiç kimse de yok, bu endişeyi giderme yönünde kimsenin çabası yok. Bu son saldırılar ki sivil kayıplarla ilgili şöyle bir medya dili. Artık vatandaş hayatını kaybetti demiyor. Sivil şehit diyor. Şu an ya hocam bu. Sivil şehit tamam, o sivil şehit zaten resmiyette öyle hocam. Eskiden siviller haberi verirken de bu artık bu şekilde. Ama bu resmi değildir zaten. Eskiden siviller tam şehit sayılmıyordu yani. Evet. Dolayısıyla bu haklardan istifade edemiyorlardı. Yani bir asker hayatını kaybettiğinde belli bir ayrı bir statüye tabiydi. Bir sivil hayatını kaybettiğinde, fakat bu AK Parti döneminde sivillere de tanındı. Terör mağduru herkes eşit sayıldı. Bu resmi değildir. Bu dolayısıyla o ailelerle ilgili kazanımlar var. Ama orada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk var. Ve bu 15 yaşındaki çocuğa bir dindarlar sahip çıkıyor. İki hükümet yanlısı basın sahip çıkıyor. Muhalefet bu 15 yaşındaki çocuğun ölümünü yok sayıyor. Dikkat
Dikkat edin, herhangi bir şekilde bir kadın bir yerde öldürüldüğünde hayat tarzı ne olursa olsun, duruşu ne olursa olsun, böyle o karşılıklı kavgayla olsun, aile içi bir çatışmayla olsun, ne olursa olsun, diğer gün manşetlerde duyuruluyor. Hem hükümet yanlısı basın, hem seküler diğer basın hep beraber bütün manşetlerde bizi konuşturuyor, doğru mu? Ama kulüpte 15 yaşındaydı, ben yanılmıyorum, çocuklardan biri 15 yaşındaydı. Evet. Çünkü kulüpte hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk, bu seküler muhalif basına, yani seküler demem doğru değil, muhalif basına manşet olmuyor hocam. Hatta gözlerden kaçırılıyor. Bu acı hissedilmesin isteniyor. Bu yönde bir gayret, bir çaba var ve bunu siz kontrol altına alamıyorsunuz. Bu çok zor bir nokta, çok karışık bir nokta. Ve bu noktada eğer bu böyle devam ederse bu çok şeyin sorgulanması lazım. O okuldaki vatandaşın, acaba 15 yaşındaki çocuğun bir yakını mesela muhalefete oy verme ihtimaline sahip midir? İhtimaline sahiptir hocam. Hiçbir şekilde hikmet yok, çünkü o vatandaş etkilenemiyor. Yani vatandaş sürekli nutuk atılarak şey yapılmaz, etkilenilmez. Umut vermeniz lazım. Onu ikna etmeniz lazım. Bu dünyada bilinen yöntemleri var. Dünyada bilinen, herkesin kabul ettiği yolu vardır. O vatandaşın mutlaka buna, yarın öbür gün ben şunu endişeliyim. Bir heyet, HDP'li bir heyet, o aileleri ziyaret ettiğinde, efendim biz bilmem, falan yerden size selam getirdik, siz bizim düşmanlarımız değilsiniz, İçimizdeki bir grup burada bir kafasızlık etmiş, doğru, buraya bir bomba yerleştirmiş, bizi affedin, bunun için sizden birini de belediyeye encümen olarak alacağız bir sonraki seçimde dediğinde ne olacak? Hep böyle oldu hocam. Şu anda babası PYK tarafından öldürülmüş, ben ilçe başkanları biliyorum. Bizatihi yapılmıştır. Basit bir özürle. Bir önceki dönem Batman belediye başkanı. Niye uzağa gideceğiz ki? HDP'li belediye başkanı. Aileden 3-4 sivil öldürüldü. Ve bir tür bir böyle tazminat gibi öncelik tanındı. Bugünkü mevcut belediye başkanı, Batman mevcut belediye başkanı en güçlü adaydı. Ama mevcut belediye başkanının önü kapatıldı. Buna karşılık o diğeri, HDP'liği var mıydı yok muydu onu bilmiyorum, yani ben çok iyi tanıyor değilim. Ama ben şunu bizatihi HDP'lilerden duydum. Tek sebebi, bir önceki başkanın tek belediye başkanı yapılış sebebi mağduriyetlerinin giderilmesiydi. Şimdi bu sistematik işliyorsa bir yerde nasıl bir tedbir alınacak hocam, bu mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O halde bu kardeşliğin yeniden canlandırılması lazım. Bütünleşmenin yeniden canlandırılması lazım. Kardeşliğin esası adalettir. Adaletin olmadığı yerde kardeşlik olmaz. Şimdi bizim meşhur şeydir, onunla belki ifade edeyim. Demişler ki ya Cizre Bey'in amcasının oğlu ona karşı isyan ettiydi. Ne kötü bir adamdı. Diğer tarafta cevap vermiş. Demişler ki Cizre Bey adil olsaydı, İyi bir adam olsaydı amcasının oğlu ona karşı isyan etmezdi demişlerdir. bu gerçekliğin bir çift taraflı düşünülmesinde fayda vardır. Peki. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Pergel'de konuğumuz Doktor Abdülkadir Turan hocamdı. Son gelişmeleri konuştuk bölgedeki. Gelecek programda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.